Yeter artık. Bıktım artık bir yerlere gitmek ya. Cenaze yolcusu kalmasın. Cenaze yolcusu kalmasın. Artık o kadar sıkıldı ki her hafta sonu bir yere götürüyorum onu. Şimdi de İzmir Alaçatı'ya gidiyoruz ama sıra 5 karış. Evet. Cenaze yolcusu kalmasın. Daha cenaze ben yolcusu ben kalmasın. Nereden çıktı şimdi orta yerden Alaçatı? Ne gerek var? Alaçatı'da şimdi ne yapacağız mesela? Ben onu merak ediyorum. Ne var mesela Alaçatı'da? Hiç bilmiyorum. Ne var? Sen daha iyi biliyorsun. Gidelim bakalım. Ne yapacağız beraber? Oyun bakacağız. Oynarız belki. Hı? Olur. Şimdi İzmir Havalimanı'na indik. Aracımızı kiralıyoruz. 3 günlüğüne. Atakan yine para harcamaya başladı. Tansiyon düştü. Burada yerlerde sürünüyordu demin. Kolonya falan verdi. Yo, gülüyorum. Ne alakası var? Neyse, cenaze modundan çıktı en azından. Ben biraz onu uçakla pohpohladım yani Alaçatı için. Şimdi bu arada ben kilo mu almışım? Bana mı öyle geliyor? Yo, gayet kilosuz. Neyse. Şey, sen aldın ama. Ben aldım. Hanımım. Beni doyuruyor hanımım. Şimdi İzmir Alaçatı arası araçla 1 saat. Biz de aracımızı kiraladık. Yaklaşık söyleyeyim. Direkt denize. Söyleyeyim onu da. 3000 liraya falan kiraladık 2500 aracı. 2500 TL. Aynen. Hatta 2500 doğru. En yani. Otomatik değil, düz vites. En ucuzunu derseniz 2500. Gerçekten öyle mi aldın? Evet. Ben hep öyle alıyorum. Niye? Manuel sürebiliyor. Doğru. Niye? Sürebiliyor. Evet. Atakan'ın süremediği şey yok bu arada arkadaşlar. Uçak kaldırmadığı var yani. Evet. Uçakla kaldırdım. Para Messi. Immense Messi. Şimdi bakalım bu Alaçatı'da ne var? Niye geldik onu da bilmiyoruz ama bakacağız işte. Delir! Oy, arabaya bak. Sıfır. Bu ne peki? He? Öyle mi gideceğim ben? Dur bakayım sana. Niye? Şu yan tarafından şey yapma. Arka tarafı sağa. Sıra kızım. Araca bak. Araç sıfır ya. İlk biner. Evet, ilk bindik. Baksana şunlara. O zaman fiyat araç açılımı yapalım hadi. Ne yapıyorsun? Bak şimdi araç açılımı yapıyoruz. Jetinden çıkarmak. Ha, ne gerek şey var? He? Kalsın onların. Sen ne diyorsun, bu videoyu çekmek ne kadar keyifli biliyor musun şu an? Şu an benim yerimde olmak isteyen milyonlar var. O zaman tek bir de ben çıkarayım keyfini. Yalnız gerçekten sıfır araç varlar. En ufak çizikte kaporamıza el koyabilirler yani, ona göre. Hadi gidiyoruz, konumu aç. Şu koçum açayım. Hadi bakalım. Evet, Selin Hanım. Evet, otelimize geldik. Şimdi çekilimizi yapıp daha sonra da geceler akmalıyız. Alaçatı tren. Otel güzelmiş ama. Ben de gördüm. Öyle bir yol. Havuzu ve yanında jacuzzi. Havuzu mu var? Otelin havuzu var ha. Bir otelden beklenmeyecek bir performans. Şimdi neyse, gelelim. Akşam saat 10.30. Biz biraz geç geldik Alaçatı'ya. Aşkım, otelimize yerleştik. Koluna rağmen arabayı buradan nasıl çıkardın? Ben de geri geri değil mi? Evet. Yemin ederim. Zaten seninle gurur duyuyorum. Yeterince. Neyse. Şimdi otelimizden çıktık. Alaçatı merkeze gideceğiz. Orada çok tatlı bir sokak var. Böyle yürüyüş yolu. Zaten buraya gelenlerin hepsi bilir. Çünkü bayağı bir meşhur. Orada biraz yürüyüş yapacağız. Öyle Alaçatı'ya bir merhaba diyeceğiz birlikte. Ama asıl gezmeler yarın ve yarından sonra. Şimdi ağzın niye açık? Good morning. Thank you. Good morning. Gel şuradan perdeyi aç da manzarayı gösterelim otelimizin. Şöyle ama açarken moda gir. Şöyle hani şeylerde olur ya böyle iki nişan. Evet. Aç bakalım, aç kapıyı, aç bakalım. Dışarı bir çıkalım şöyle. Ay bak, salıncağımız var şurada. Efendime söyleyeyim, güneşlenecek özel jacuzzi'miz var. Odanın önünde şezlonglarımız ve havuzumuz. Çok güzel, çok tatlı bir otel değil mi? Hadi otur, sallan bakayım. Yalnız dün geceden beri, yani Alaçatı'ya geldik, bütün arkadaşlarımız Alaçatı'da. Hayo. Önümüze sürekli biri çıkıp sarılmaya geliyordu. Aa sürekli. Aa, sen de mi buradaydın? Sen de mi? Aynen, herkes Alaçatı'ya gelmiş. Elimizi sallasak arkadaşımıza denk geldi. Ben zaten biliyordum birkaç arkadaşım burada olduğunu ama yani birçok mekanda karşılaştık, güzel oldu. Hep beraber vakit geçirdik. Ama çok şükür.
güzel dostlar biriktirmişiz ki. Dostlar bizi hatırlasın. Böyle şey yapıyor. Evet evet. Aynen. Gerçekten güzel çok güzel dostluklarımız var ya. Oo kanka ne haber ya? İyisin iyi. Hop 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 takti bira. Evet Zelin'in manzaralara detaylara doyum olmuyor dedi. Kahvaltımıza gidiyoruz. Kahvaltıya gidiyoruz. Oo, burada şey var fırın var fırın bak. Ya o kadar güzel bir şey oldu ki şu anda. Otelde taş fırın var kahvaltı alanında ve orada böyle taze taze yepyeni ekmekler, pideler yapıp getiriyorlar. Gerçekten 10-10. 10 üzerinden. 10 üzerinden 10. Taze ekmek kahvaltıda pide sıcak sıcak. Daha ne olacak? Kibarya bakayım. Şey yap kibarya çatal kaşık. Evet, kahvaltımızı yaptık. Selen Hanım, ne yapıyorsun? Story mi çekiyorsun? Çok güzel gözüküyor ama. Sen de çok güzel görünüyorsun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Odaya gidiyoruz. İyi bir hazırlanıp ondan sonra piçlere gideceğiz. Beach. Buranın Alaçatı'nın neleri meşhur? Beach'leri. Beach'leri meşhur. Beach'lere gidip yüzüyoruz sadece. Biraz da dinlenelim dedik. Dinleniyorsun. Sürekli heh. İş olmaz yani. Evet evet azıcık dinlenmek gerekebilir. Bunu söylemeye de utanmadım ha. Ama bak bir yere gitmek ayrı. Evet. Bir yere gidip tatil yapmak ayrı. Ayrı. Dinlenmek evet. Ayrı. Geçen bunu tartışıyorduk böyle değil dedin. İkisi çok ayrı bir şey. Biz hani ben buraya... diyordum onu geçen. Biz buraya gerçekten iki günlüğüne birazcık dinlenmeye hani evet. Hesabı şekli. Mesela karavan da öyleydi. Ama karavan bence yorucu bir tatil bu arada arkadaşlar. Yani eve dönünce böyle bir dinlenme ihtiyacı hissediyorsunuz. Odamıza geldik. Liman 4'te kalıyoruz. Evet şimdi bilin bakalım Atakan yaz tatiline gelirken yanına ne almamış? Almamış mı? Atakan mı almamış sen mi koymamışsın? Ben senin uşağım. Öyle değil aşkım. Ne uşağım? Uşağım değilsin. Evet evet tamam bavulları ben hazırlıyordum. Atakan'ın mayosunu, bikinisini almayalım. Şort almayı unutmuşuz. Şort. Evet deniz şortumuz yok. O yüzden şu anda merkeze gidiyoruz. Deniz merkeze, şortu alacağız. Merkezde gezeriz. Ben de tarak almamışım. Tarak alacağım. Neyse bir şeyler alacağız. Sonra... Aa keçilere bak. Keçilere. Evet. İnatçı keçiler. Şimdi küçük bir market alışverişimiz olacak. Oradan da seçtiğimiz bir beach'e gideceğiz. Aslında ben Solemare Beach'i seçtim. Orada böyle güzel yataklı beach'ler var. Zaten Çeşme'de çok fazla beach club var. Hatta happy hour var sonrasında. Ama ben böyle biraz daha sakin olanı tercih ettim. Bugün bir etkinlik, çok böyle büyük bir etkinlik yok. Normalde Kenan Doğulu çıkıyormuş bir tanesinde. Allah. Evet. Ya zaten bütün yaz burada sanatçılar görüyorsunuzdur sosyal medyada. Yani Çeşme aslında birazcık lüks tatilin ve eğlencenin merkezi bana sorarsanız. Yani buraya gelip de böyle butik kafa dinleme tatilindense buraya yaş ortalaması daha böyle hani 20'ler 30'lar hani böyle eğlence kafasında olan insanlar geliyor. Müthiş bir gece hayatı var. Gerçekten eğlenceli. Onun dışında sabah yani burada aslında eğlence hiç durmuyor. Gündüz de beachlerde eğlenceler oluyor. Akşam da devam ediyor. Hani tabii ki belli saat kısıtlamaları var koronadan dolayı. Sabahlara kadar çok da sürmüyor ama güzel yani. Ama Çeşme'yi tercih edecekseniz eğlence amaçlı tercih edin ve fiyatlar da birazcık tabii ki tuzlu oluyor. Diğer tatil beldelerine göre. Çok tuzlu oluyor. Evet. Ne tuzunu gördün? Yani çok acayip. Mesela birse dışarıda herhangi bir şey burada 5'e satıyorlar. Evet. Öyle bir durum var. Evet fiyatlar birazcık gerçekten pahalı. Bu arada buranın yabancı turist oranı da çok fazla olduğu için fiyatları birazcık da oraya hop, göre tokat. Ayarlamışlar. Tokat. Merhaba kimsiniz yabancı turist? Hop çat tokat. Ben bir erkek yani bir sürücü olarak Alaçatı ile ilgili bir yorumumu eklemek istiyorum. Zeliha Hanım müsaadenizle. Evet. Alaçatı'da mükemmel derecede trafik sorunu var. Evet, yamyam gibiler. Evet. Ya. Hemen yola atlıyor herkes. Aman aşkım yoldan araba geçiyor ama sana vurur dikkat et. Oh. Öyle yamyamlar. Aramızda 50 metre olsa da ben Alaçatı'daki sürücülere güvenip de... Ama evet kırmızı da falan şey geçiyorlar. Ne hakla? Evet evet. Ne hakla? Çok sıkıntılı. Bunu bir dipnot geçelim. Dikkat edin. Evet Çeşme trafik problemini çözmek için bir şey yapmış olalım.
Korkudan konuşamıyor bile. Şu an Alaçatı'nın en meşhur sokağındayız. Burası Alaçatı Çarşı. Zaten çok güzel böyle uzun bir sokak var. Burada böyle hediyelik eşyacılar, işte kafeler, restoranlar var ağırlıklı olarak. Bu sokak. Bu arada burası gündüz böyle boş olduğuna bakma. Akşam burası gırla insanla doluyor. Çakayım. İnsanlar yürüyorlar. Aşkım araba. Aşkım araba çekil. Bak görüyor musun? Arabalar bak tam dibine geliyor. Evet. Kornaya öyle bile basmıyor. Yolun altında duruyorduk. Ama böyle işte akşamları yürüyüş yapabileceğiniz bir yer burası. Normalde bu arada araç girişi yasak diye biliyorum bu sokağı ama. Öyle. Beach'ten önce biraz akşam da gezeceğiz ama burayı. Ama bir elbise mağazası bulamadık. Al bedava bedava. Şunu var ya. Bedava çok güzel değil, ya ben. Bedava deyip üstüne bana 100 milyar bak 100 milyar. Abartma bak, aşkım gerçekçi bak. Olur. Ben kitabın ortasında. Gerçekçi ol. Evet gerçekçi ol. Gerçekçi olayım. 100 milyar verseler sen milyar, çıplak tamam. Koşardın dışarı. 50 milyar diyor. Şunun üzerine 50 milyar versinler bana bunu giydiremez. Çok büyük konuştum. Peki bu videoya 50 bin like gelirse. 50 bin like. Senin kanalının maksimum aldığı like 15 bin şu zamana kadar 50 bin like. Ama şunu giymen için belki like atabilir. Özellikle girip like atacak insanlar tanıyorum. Sen onu al bir yerde lazım. Ne oldu niye değiştiriyorsun? Güzeldi o. Giydiremez. Koskoca Atakan Özgür gorilli şort giyip beachlere mi gidecek? Aa manga filolar. Dalınaylar. Ne? İyi mi böyle? İyi böyle. Müzikten sesiniz duyuluyor mu acaba? Duyuluyor bence. Şu an Çeşme'de meşhur bir mekana geldik. Söyleyelim ya, çok ilgilendiler. Mimi Ayayorgi'deyiz şu an. Mia Ayayorgi. Mimi. Mia. Mimi, pardon. Mimi, pardon. Mimi. Bugün burada Sefo konseri varmış. Onu duyunca evet. Koşarak buraya geldik. Sefo çok severiz. Sefo'yu çok seviyoruz. O yüzden buradan da selamlar. Saat 5'te çıkacakmış ama. Saat 5'te biz de 4 yazıyor 5'te çıkacakmış. Sefo hayırdır birader. Bekletiyor yani. Hep öyle oluyor ki herkes. Ama 7, olabilir, 7 olabilir, uçağa doğru. Kadar sadece. Sefo konserine gideceğiz. Sefo. Hayat monoton, senin adına koşuyoruz sanki maraton ya. Yarım kalır bu aşk. Aynen öyle, bu aşk yarım kalır pardon. Isabel, seninle mezara. Gece mi gündüze? 304 eceden. Isabel. Seninle mezara ben. Gece mi gündüze ben? Bitti. Sefo 2 saat bizi bekletsin Sefo. Sefo şeyde kartta 4'te çıkıyor yazıyor ama Sefo 6'yı 5 geçe çıktı ve... Olsun canı sağ olsun eğlendirdin. Olsun iyiydi teşekkür ederiz. Sefo O zaman Sefo bizi kırdıysa ne yapıyoruz? Çık! Her akşam böyle taze yemek mi? Evet. Çıkıyor. Bazen ana yemek çıkıyor. Süper. Sabah da odun ateşinde pide yedik. Taze. Evet. Güzel. Evet. Hazır olmuş. Şimdi balık mı yiyeceksin? Evet balık. Ne balığı bu? Bu çupra. Çupra levrek. Sen? Çupra. Levrek. Ben levrek alırım kanka. Ay maşallah. Afiyet olsun. Sen hazırlanmaya başladığında saat... Bir sene geçti. 19.00'dı. Şimdi saat söylüyorum. 21. Tam 2 saat olmuş. Sen hazırlanırken benim eşkal. Beni çeksene. Evet. Alaçatı sokaklarında Selin Hanım'la birlikte turlamacalar devam ediyor. Evet şimdi meşhur sokağa geldik. Bugün yani çok yorgun hissediyorum ben kendimi. Niye diyecek olursanız aslında hiçbir şey yapmadım. Yani sabahtan beri plajda yatıyorduk yani. Sonra Sefo'nun konseri. Belki Sefo'yu beklerken 2 saat bekledim. Evet ya Sefo'yu beklerken o şeye yaslanmaya çalıştık ya. O bar kısmına. O bar kısmını tutma şeyi bizi yormuş olabilir. Ebil Hoca tutsaydın da tutmasaydık olurdu. Şaka yapıyorum ama her neyse yani zaten arkadaşlar Çeşme'ye geldiğinizde sabah
yüzüp, güneşlenip, akşam böyle sokaklarda gezip, sonra da isterseniz mekanlara gidebilirsiniz, eğlence mekanlarına. Bunun dışında yapacak pek bir şeyiniz yok. Yani burada çok konser oluyor, çok birçok sanatçı buraya geliyor yani. Mekanlarda çıkıp şarkı söylüyorlar veya etkinlikler oluyor. Biz de bugün bir tane mekanın etkinliğindeydik işte. Sefo geldi oraya. Ben kısa bir hesap yapayım mı şimdi? Mekana giriş kişi başı 200 TL. Sefo konseri 450 TL. İçeride bir şeyler yedin içtin 1500 TL. Kaç para etti? 2, 400, 800, 1200, 1500, 3000. Minimum. Evet ya. Ama abi değer mi değer? Selamun aleyküm, hop para. Sen çok güzel söyledin. Mesela denize giriyorsun hiç kirlenmeden, böyle kumlanmadan dışarı çıkıyorsun tertemiz. Ya böyle keyif işi yani. Evet, böyle tabii. Mesela gidiyorsunuz işte yatak, şezlong yok, yataklar var. Yatakta mesela güneşleniyorsunuz. Uyumak, uyuyabilirsiniz yani işte. Yani biraz daha lüks, yani lüks ortamlar. Aa, lüks plajlar. Mideyi yiyelim mi? Ben mideyi çok seviyorum. Senin aşkın. Evet, Alaçatı'ya gelirseniz Batuhan arkadaşımızı... Batuhan şu an çok mutlu ya. Batuhan'ın midyelerinden yiyin. Burası meydan mı oluyor Batuhan? Hemen değirmene. Burası çarşı. Değirmen. Evet. Aydınlanma yaşıyor. Değirmen. Değirmenin dibinde Batuhan'ı evet. Bu saatlerde bulursanız... İzmir'in en güzel midyelerini yiyecek şu an. İzmir'in en güzel midyeleriyim buradaymış. Ciddi misin yoksa şov mu yapıyorsun? Ciddiyim ama şu an bu video atla işte. Ama ben bu kamera İzmir... açık çok samimi şekilde yorum evet. Yaparım midyen hakkında. Şu an sadece İzmir'in bende var. Midyeler yani. Zaten buradan güzel oluyor. İyi tamam hadi bekliyoruz. Evet İzmir'in en iyi midyelerini iddia ettiği midyelerimiz de geldi. Şimdi midyelerimizi yiyeceğiz. İlk abi sen tat. Sağ ol Batuhan, teşekkür ederiz. Şimdi lütfen yorumlara şey falan yazmayın. Ay işte onu yemek bir şey. Ya midye yemeğe mi var Türkiye Cumhuriyeti'nde? Saçma arkadaşlar, midye kadar güzel bir şey var mı ya? Bence ne yazacaklar biliyor musun abi? Ne? Eldivensiz açtım ya, eldivenle açsaydı falan yazacaklar. Senin için mi? Evet. Niye eldivenle açmadın? Şöyle bir gezdiriyorsun. Evet, bu da mısırımız. Közde mısır. Yer misin? Sabah yedim. Dönüşte. Dönüşte belki. Evet çok güzel görünüyor. Amcamız da çok güzel bir şekilde yapıyor. Ellerine sağlık. Burada da turşu suları var. Suyu var mı abi? Var. Suyundan alabilir miyim ben bir tane? Kötü olma ihtimali var mı ya? Turşu suyu her zaman en iyisidir. Çok güzel. Ne kadar? 20 lira. Gerçekten. Beğendin mi? Evet çok güzel. Çok güzel. Evet. Selen'le şu an kameranın arkasında biraz kavga ettik. Süt mü süt? Tavada dondurma. Tavada dondurma mı? Şaka ha, mı şey, bu? Şey. Ha, hayır, Tayland'da yediğimiz olan. Evet, Tayland'da. Eyvallah. Yine siz süt mü süt? Ney? Şeker var ya. Pamuk şekeri mi? Bu buradan hazır mı alıyoruz, yapılıyor mu? Yapılmasını izlemek daha keyifli. Valla. Pembe mi abi? Pembe. Pembe biraz geçirmem lazım. Mavi olsun o zaman, seni yormuyorum. Pembe mi dedin? Mavi. Pembe istedim de pembe biraz pembe gecikiyormuş. Yok. O yüzden abi de mavi yapacak. Olsun mavi yiyelim. Sever miydin küçükken? Ben severim. Hayır bak bu güzel. En daha güzeli ne biliyor musun? Şurada yapılış aşaması. Evet. Onu çek. Bak içine şeker koydu. Yakıyor abi. Yaktı. Bak dönüyor. Oo. Patlayacak gibi ama. Yanlara mı geldi o? Vay vay. Bizi söyleyeceğim çok büyük ya. Normali bu, abinin yaptığı bu. Bu arada ahududu da aramalı. Benim oğlan sizin hayranınız, etkilerinizi. Çok çok selam söyleyin benden. İsmi ne? Kuzey Zurnacı'ya selam buradan. Videodan da söyledim. Eyvallah Allah, sağ olasın. He baş şimdi. Öyle öyle. Evet. Hayır öyle. Ehe. Ehe. Alaçatı'nın merkezinde rezilliklerimiz. Kazı kazanlar 10 lira. Hadi bakalım. Şansımız yaver gitsin. Avucunuzda kazıyorsunuz. Kazanma dışı avucunda lütfen. Avucunuzda. Nasıl? In the hand open the prize, okay? Three same, one free. Üç tane benzer bulman lazım abici. Üç tane aynısı, aynı sayı çıkacak. Hadi milyoner olduk inşallah.
Para çıkarsa bunu takipçilerine paylaşır mısın? Evet. Takipçiler borç para ister, kızı hiç bence paylaşmıyor. Oy, orada iyi bir para var gibi ha. 100 TL. Üsttekini bir daha kazı. 10 TL. 100, 100. Bir tane daha 100 bulursan. Ne kadar kazı kalın? 20 TL. Bir tane daha 100. Hadi aşkım, bir 100 daha. Aa, 100 TL. Aynen. Alıyor muyuz? Alıyoruz tabii. Alalım. 2 tane veriyorsun. Abi 3 tane 100 çıktı. Evet. Oley. Aa, vallahi 3 tane 100 çıktı. Yok abi. Evet, günaydın arkadaşlar. Tatilimizin ikinci gününde otelimiz Barbarossa'da. Bahçede ne yapıyoruz şu an? Önümüzde bir yumurta. Yumurta. Karşımda bir ezeli rakip. Bugün sizlerle sosyal medya üzerinde gördüğümüz bir oyun oynayacağız. Adını Yumurta Kıran koydum ben. Evet, dün bana Selen izletti aşkım. Şöyle bir oyun oynayalım mı dedi. Ben ya ben dedim oyunlarla yorma aşkım. Ben dedim çocuk işte. Bir izletti bana. Dedim ki sen bu oyunda bana rakip mi olmak istiyorsun? Evet. Böyle evet dedi. Ben dedim refleksim çok iyidir aşkım. Beni yenemezsin dedim. O da böyle bir masa kurdurmuş. Bugün ben de çok yumurtalar kırılacak arkadaşlar. Şimdi oyunu önce göstermek istiyorum size. Ellerimizi sadece bir elini kullanabilirsin evet. Bu arada. Bir ben, bir o. Böyle sırayla vuracağız. Ben bunu ondan önce kaldırıp yumurtaya vurmasını sağlarsam ben puan kazanıyorum. Eğer o beni yumurtaya yapıştırırsa o puan kazanıyor. Evet. Ve kaybedene bir cezamız olacak. Krasya bir mücadele. Başlasın. Dominik'teyiz. Öncelikle rakibimi tebrik ediyorum. Dostluk, açlık kazansın. Açlık kazansın. Açlık kazansın. Tamam. Evet. Hadi. Açlık. 1, 2, 3. 3. Yumurta hareket etmeseydi. Evet, 1-0 öndeyim şu anda arkadaşlar. 1-0 ama iyi aldın ha. Sert vurmamız gerekiyor. Tamam, ben sana... Böyle hafif hafif değil. Şarkı söyleyerek oyuna devam ediyoruz. Okay. Isabella. Seninle ne zaman ben? Isabella. Seninle ne zaman ben? Gece mi gündüz eden? Isabella, Isabella, Isabella. Isabella. Seninle ne zaman ben? Sert vuracağım. Isabella, Isabella, Isabella. Seninle ne zaman ben? 3-0. 4 yapan kazanıyor mu? 5 yapan kazanır. Durduramadım. 4-0. Evet, bu konuda evet, çok iyi hissilaşıyorum. Bana memlekette yumurta kıran... Hadi. Isabella, evet 5 tane yumurtayı da ziyan etmiş olduk ama neyse. Yarışın galibi tabii ki de belli olduğu üzere benim. Evet. Evet, senin elin hiç değmedi değil mi? Ellerim tertemiz görüyorsunuz hiç. Kirli eller yok. Neyse oyunumuz bitti. Cezası var biliyorsunuz bunun. Belli bir cezası var. Şimdi o cezayı uygulamak evet, üzere. Evet, şimdi cezayı uyguluyorum arkadaşlar. Seni şöyle havuzuna... Gel bir öpeyim ilk önce yanaklarda. Hop! Allah'tan var ya şey vardı. Görüyorsunuz değil mi nasıl yenilgiye katlanamıyor. Sevgili dostlarım bu güzel manzara eşliğinde size birkaç şey kelam edeceğim. Buranın pahalı olduğunu düşünebilirsiniz. O fiyatlar plajlara verilir mi diyebilirsiniz. Ama burada ufak bir detay var. Aslında siz buraya verdiğiniz o 350 lira giriş ücretini sadece plaja vermiyorsunuz. Buranın ortamına, havasına, suyuna, işte şu yattığınız minderlere, yataklara, ne bileyim içtiğiniz kokteyle veya içeceğe veya denizin kalitesine bile, derinliğine bile aslında para ödemiş oluyorsunuz. Tabii ki de Çeşme, Alaçatı'da farklı daha böyle ücretsiz girişli plajlar da var. Halk plajları da var. Bu tamamen sizin konfor anlayışınıza bağlı.
Yani ben daha konforlu, hani hiç elim böyle kuma değmesin, hiç böyle pislenmeyeyim, etmeyeyim, duşum hazır olsun, işte suyum temiz olsun, böyle yatağa uzanıp bir neşeneyim diyorsanız yani belli bir ücret ödemek zorundasınız. Tabii ki biraz daha ücretler insaflı olabilir ama dediğim gibi hani bu fiyatlar size çok gelmesin. Tamamen tercih meselesi birçok tatil beldesinde olduğu gibi. Tam bir keyif adamıyım, tam bir keyif tatilcisiyim diyorsanız bence Çeşme doğru adres diyorum. Şimdi otelciğimize geldik. Bugün Solemare Beach'teydik. Size iki tane beach öneririm. Yani bence buradaki en güzel iki tane ama eğlence amaçlı gidebileceğiniz iki beach. Biri İmi, dün gittiğimiz. Biri de Solemare. Bir de Oja var. Orada güzel. Üçünü de öneriyorum. Tabii bunlar biraz daha happy hour'lı eğlence tarzı beach'ler. İsterseniz halk plajı tarzında olanları da tercih edebilirsiniz. Şimdi otelde hazırlanacağız. Duşumuzu alıp buradan arkadaşımız Dilakent'le buluşmaya gideceğiz. Onlarla bir yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Günaydın arkadaşlar. Şu an saat 5.15. Bizim maalesef uçağımız sabah 7'deydi. Saatler uymadı, diğer saatler. O yüzden şu an sabah 5'te kalkıp havalimanına gidiyoruz. Buradan Çeşme'den İzmir Havalimanı bir de bir saat yol var. Neyse, sabahın köründe lafı uzatmayayım. Bir saniye söyleyeceğim derdimi size sabahın 5'inde. Ne derdim olabilir acaba sabahın 5'inde benim? Her şey iyi, hoş, güzeldi. Yine bana suç atmadın değil mi sabah? Kanalıma abone olup yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Ben yorumlarınızı tek tek okuyup zaten okuduğumu belli ediyorum sizlere. Sizi çok seviyorum. Umarım bu küçük Alaçatı vlogunu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Umarım bu Alaçatı vlogunu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bir yerlerde belirtin. Hoşçakalın. Ben mi söylemek isterim? Yok.